Işıl ışıl sahneden herkese merhaba. Zamansız bir müzik grubu düşünün. Gerek müziğiyle, gerek giyim tarzıyla zamanın ötesinden izler taşıyan Flört'ten bahsediyorum. Şimdilerde Çok Zor isimli şarkısıyla dinleyiciyle buluşan grup üyeleriyle bir araya geldik. Yeni nesil onları Lan Oğlum Böyle Olmaz şarkısıyla tanısa da ülkemizin en özgün ve renkli gruplarından biri Flört. Lan oğlum böyle olmaz. Türkçe rock müziğin nevi şahsına münhasır grubu ışıl ışıl sahneye konuk oluyor. Peki biz dinleyicinin de pek talep ettiğine karşılık vermek için çaba sarf eden bir grup değiliz. Yani Flört'ün ekşi sözlük yazarlarından anlayış beklemesine ihtiyacı yok. Bence onların kendilerine anlayış göstermesi gerekiyor. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Teşekkürler. Işıl ışıl ne güzel bir isim. Yaşasın. Burası da öyle ışıl ışıl. Evet. Her şey yolunda. Perdelerde. Her şey yolunda mı? Fena değil diyelim. Yani hem ülkenin hem gezegenin moralinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Evet ama siz yine de şanslı kesimdensiniz. Çünkü müzik yapıyorsunuz, ruhunuzu besliyorsunuz. Aslında bu da tartışılır. Yani evet şanslı diyebiliriz. En azından istediğimiz işi yapıyoruz. Ve bunun da gerçekten aslına bakarsam ceremesini çektik. Çekmeye de devam ediyoruz ama... Evet, yani işe giderken sevdiğimiz bir işe gidiyoruz. Yapmaktan mutlu olduğumuz işe gidiyoruz. Dolayısıyla pek çok insana göre biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebilirim, doğru. Biraz grup olmanın inceliklerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bir araya geldiğinizde biz bunun sonucunu müzik üretimlerinizde görüyoruz zaten. Ama ben üretmediğiniz zamanları merak ediyorum. Yani birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ata daha çok... Kek börek yapıyor. Ben de evde sulu yemek ya da başka mutfakları araştırıyorum. Yani o tarz bir mutfak hobimiz var. Evet, evet. Ya adam, eski arkadaşlarımızla adam da kitap yazıyor. İşte ya. Dün gittim orada burada aradım ve stoklarda tükenmiş bir kitap yazdı. Sanırım stoklarda tükenen yer senin gittiğin mağaza olsa gerek. Çünkü aslında hala satılmayı bekliyor. Pandemide yazdım, 2020'de bol bol vakit vardı. Çok uzun zaman kafamda düşünüyordum. Yani işte bilim kurguya dair bir işte öykü yazdım, işte bir roman aslında. O da yayınlandı işte bu yıl içinde. Benim gördüğüm kadarıyla yok satıyor şu an. Benim yaşadığım tecrübe... Onun gittiği yerlerde yok ama aslında var. Hala edinemedi yani bir şekilde. Ama çabalıyorum bunun için. Ben ona vermiyorum çünkü o hani gidip almak istiyor işte raftan almak istiyor. Ben de öyleyimdir hani böyle internetten sipariş etmeyi çok sevmem. Yani gidip orada işte bakacağım edeceğim işte. Evet o güzel bir dokunacağım şey. Dokunacağım falan. Şey gibi Ata solo konser yapsa beni davet etse ben yine bilet alıp giderim gibi bir şey. Evet. müzik üretmenin dışında. Gençliğimizde çok fazla bir arada vakit geçirdik. Yani o kadar çok ki belki bütün ömrümüz boyunca yetecek kadar sürekli birlikteydik. Yani zaten bir yere giderken de berabersiniz, bir yere gitmediğiniz halde berabersiniz. Hatta işte buluşmuyorduk, sözleşmiyorduk bile. Hani sürekli bir arada olduğumuz bir yer vardı, bir lokal vardı ama orada işte buluşuyorduk çay kahve muhabbet şeklinde. Hani bizim kadar çok sık görüşmüş grup elemanları var mıdır bilmiyorum yani. Gerçekten öyle yani yapışık dördüz gibiydik. Siz 89'dan beri tanışıyorsunuz evet, değil mi? 1980. Abi kardeş falan mısınız diyenler oluyordu. Hani bu fiziki benzerlikten değildi tamamen. Sürekli birlikte gördükleri için bizi artık ayıramıyorlar yani birbirinden. Ortak şarkılar yazarken de Atay'la örneğin... Benim çıkmazda olduğum bir durum olduğunda bunu çözecek adamın Ata olduğunu biliyorum ve dolayısıyla işin o kısmını ona bırakıyorum. Yani o birbirimizi çok iyi tanımamız, birbirimizin müzik zevklerine saygı duymamız,
birbirimizi gerçekten artık çocukluğumuzdan beri tanıdığımız için anlamamızdan dolayı kimin nerede hangi sorun karşısında hangi çözümlemeleri yapacağını artık iyi biliyoruz. O da atıyorum herhangi bir şarkının bir lafında bir anlam karmaşası yaşıyorsa dur bunu o çözebilir deyip birbirimizin şarkılarına müdahale ediyoruz ve sonra şarkı bittiğinde artık o zaten bizim şarkımız oluyor. Bir kotrak daha bir flört şarkısı da oluyor. Aynı şey Çağatay'ın şarkıları için de geçerli oluyor tabii. Ama dediğim gibi birbirimizi çok iyi tanımanın getirmiş olduğu o büyük güç şarkı yazımı konusunda da gerçekten büyük etki yaratıyor. Çünkü birlikte çalışmadığımız ya da benim farklı işler yaptığımız alanlarda, farklı şarkılar yazdığımız zamanlarda burada o olsaydı herhalde şöyle bir şey yapardı gibi formüllerimiz bile var. Dolayısıyla bunların hepsinin temel sebebi birbirimizi çok iyi tanıyor olmak ve aynı kökten geliyoruz müzikal anlamda. Alt kültür anlamında da öyle. Yani ikimiz de çizgi roman okuduk, ikimiz de benzer western filmlerini izledik. Yazarlar, şairler, yani kültürel anlamda da çok ortak noktamız olduk küçük yaşlardan itibaren tanıştığımız için. Şunu bana diyebilir, ya hani hatırlıyor musun şu filmin şu sahnesinde şöyle bir müzik vardı, oradaki akor gibi bir şey dediği an ben onu biliyor oluyorum bir şekilde ya da evet. Aynı şekilde ona sordum. Evet. Çok basit oluyor yani hani şu albümün şu şarkısında falan. Hani işte geçen bir gitar solo vardır ya işte oradaki sound'a benzer bir şey dediğimde zaten onun kafasında da o çalmaya başlıyor. Bazen birbirimizin şarkılarını da araklıyoruz. Gel oturalım istersen şurada 2 dakika. Görüşmeyelim. Yanıklarımıza merhem sürerdik. Peki birbirinizi 3 kelimeyle tanımlamanızı istesem? Bakışlar çok iyi şu an. Bu biraz tehlikeli. Çalışkandır Ozan. Çalışkan sıfatını çok net hak eder. Benim için böyle düşündüğünü evet. Bilmiyordum. Kesin evet, öyle. Kendim. Hadi yine iyisin. Gurur duydum. Ben çok takdir ederim. Yani ben çalışkan insanlar gördüm hayatımda. O yüzden onları takdir ederim ve aklımdadır yani şu adam çalışkandır, bu adam çalışkandır diye. Ozan da çalışkan bir insandır, o net. İki, çok yeteneklidir yani sanata, sanatın her dalına. Hani çıkar işte tiyatroda oynar, filmde oynar, seslendirme yapar, şarkı yazar, hani kitap yazsa kitap da yazar. Hani bir şekilde 10 parmağında 10 marifettir aslında hani. Ve en çok uğraştığı işte siz onu hani görüyorsunuz ama aslında... sanatçı olmak için doğmuş gibi diyelim. Hemen o kabın şeklini alabilir. Diğer özelliği de o. Üçüncü özelliği de hani konuşurken ne diyelim işte patavatsız mı diyelim. Çok aniden çıkar laflar ağzından. Hani bazen sonda söyleyeceğini en başta söyleyebilir. Hani o anlamda işte politik değildir. Hani konuşurken politik değildir. Okay. Yani gerçekten çok 89 yılından beri ilk kez ondan güzel. kendimle ilgili övgü dolu sözler yok, aldım. Bunlar gerçek ama herhalde kameranın açık olması gerekiyor. Evet belki. Ya işe yaradı soru. Kamerayı kapattığın zaman belki başka cevaplar verebilirim. Ben de Atay'ı ilk başta temkinli olarak tanıtabilirim. Ve onun temkinliliği beni çok uzun yıllar boyunca hasta etmiştir. Çok buna çok öfkelendiğim zamanlar da olmuştur. Arkasını, önünü, yanını, sağını, solunu düşünür. Ve o düşüncenin ortaya çıkan ürünü en temkinli halidir. Yani bizi de kendini de mümkün olduğunca en az... riske sokarak olayları çözmeye çalışır. İkincisi gerçekten benim açımdan da yani hayatımda çalıştığım en yetenekli müzisyen olduğunu söyleyebilirim bir şarkı yazarı olarak. Yani enstrümantistik konusunda da inanılmaz yeteneklidir ama şarkı yazması yani Türkiye'de onun kadar farklı disiplinlerde şarkı yazan bir müzisyen daha
görmedim diyebilirim. Dolayısıyla sanatçılığı konusunda da bence müthiş bir yetenektir. Üçüncü özelliği, bir adamın bilmediği şey yok mudur? Bu kadar bilmeyen, yani bu kadar olaylara hakim, kültüre hakim bir insan tanımak gerçekten benim gibi bir sanatçı için çok etkili, önemliydi. Birbirimizi bir daha bu kadar öveceğimiz bir program olur mu bilmiyorum ama. Yani müzik grupları şöyle kurulmuyor aslında. Ya işte ortada hani yetenekli bir davulcu var, gel onu çağırayım. Bas gitarist var, gitarist var, sen de gel, sen de şarkı yazıyorsun deyip rastgele toparlayamıyorsun. Kesinlikle. Çünkü çok insan tanıdıkça, çok müzisyen tanıdıkça şunu görüyorsunuz ki ya ben bu insanla hani bir yol yürürüm ya da hani yürüyemem. Bir grupta anlaşırım ya da anlaşamam. O farklı oluyor kesinlikle. Yani bir futbol takımı yani kurar gibi değil. İyi, kabiliyetli oyuncuları bir yere getirmek gibi değil bu. Çünkü ruhla çok ilgisi var. Kesinlikle. Yani insanın işte karakterle çok ilgisi var. Enerjiyle çok ilgisi var. Nasıl bir aranızda bir şey olacak, elektrik olacak. O anlamda zor bulunan bir şey. Hani evrenin bir araya getirdiği şeyler oluyor bazen. Hani bunlar işte bir yaşam meydana getirsin, birleşsin diye. İyi işler çıkarsınlar ortaya diye. O yüzden hani kolay değil gerçekten. Yeni doğmuş bir bebek gibi ağlarım. Yaşındaki Flört'ün nasıl bir karakteri var? Bir insan olarak düşünürseniz. Evet, yetişkin 4, bir Flört. 2000'de kuruldu. Doğru. Çok ilginç bir soru. Flört artık bence bir en başta bir misyon grubu haline geldi. İster istemez. Yani Türkiye'de geçmiş ustaların yaptığı müziğin gerçekten çok daha zor koşullarda ama son derece iyi yapıldığı zamanlardan kalan o anzi müzik yazıyoruz ama o Türkçeyi müzik içinde çok iyi kullanmak gibi, doğru kullanmak gibi yazdığımız şarkıların işte mesajının anlaşılmasını sağlamak gibi. Çok anlaşılırdır bizim sözlerimiz. Yani Flört şarkısını dinlediğiniz zaman ya burada ne diyordu pek denmez açıkçası. Çünkü ona da çok dikkat ediyoruz. Gerek armoni bakımından, gerek işte melodi bakımından, o da çok önemlidir. Şarkılarımızda işte melodi vardır. İşte melodi yoksa, ortada bir şey yoksa biz hemen söyleriz yani, değil mi? Birbirimize deriz ya bu şarkıda hani bir şey yok, diğerlerinden ayıran bir unsur yok deriz. Bu tip özellikleri hala sürdürdüğümüzü düşünüyorum. O anlamda Flört'ün sorduğunuz karakteri insanlar tarafından belki şöyle algılanıyor. Hani Flört yaparsa kaliteli yapar düşüncesi hakim gördüğüm kadarıyla ve onu sürdürmeye çalışıyor Flört. Fuat Güner'in tedrisatından geçmek bize düzgün Türkçe'yle şarkı söylememiz gerektiğini öğretti en başta ve biz bugün bile yani kendi aramızda buna hala çok dikkat ederiz. Dur o kelimeyi şöyle söyleyelim gibi. Yani ne bileyim o prozodik teknikleri efendim lafları eğip bükmeden düzgün bir Türkçeyle insanlara aktarabilmek. Yani eğer bir Türkçe şarkı söylüyorsanız o şarkıyı dinlerken burada ne dedi acaba deyip iki kere o kelimeyi dinliyorsanız geçmiş olsun bizim için. Biz ilk seferde onun kulağına, dinleyicinin kulağına o kelimeyi düzgün bir şekilde vermeliyiz ki anlatmak istediğimizi çok süslemeden, çok makyajlamadan direkt insanlara sunabilelim. Yoksa kendi jenerasyonumuzda ki şarkıcı arkadaşlarımızın şarkı söyleme teknikleriyle bizim farkındaysanız çok fazla bir ilgimiz yoktur. Yani İngilizce gibi Türkçe şarkı söylemeyiz. Türkçe gibi Türkçe şarkı söylüyorum. Bir hayal misali dans ederdik mavilerde. Ürkek bir kuş gibi kalbim titrerdi inceden. Gitmeseydim Kayaköy'den. Çok zor isimli single'la en son dinleyiciyle buluştunuz. Biraz bundan bahsedelim isterim. Mistik bir rock balat eşliğinde bir aşk hikayesi sunuyorsunuz dinleyiciye. Hangi zamanlardan ve nasıl duygularla yoğruldu bu şarkı? Biraz hikayesini dinleyebilirim. Aslında şarkının temeli bizim geçmişte Atay'la yazdığımız, yaptığımız şarkılardan
bir örnekti ve onu karalamaya başladık, tekrar üstünde uğraştık. Çünkü enteresan bir ruh hali vardı. Fakat şarkının bir kısmında yine bir tıkanıklık yaşadığımı hissettiğim anda tamam, işin bu kısmını Atay'a bırakıyorum dedim ve şarkının çalışmasını yarıda bırakıp ona havale ettim ve ortaya bu şarkıyı çıkarttık. Çağatay'ın o Ennio Morricone'yi hatırlatan surf gitarları da eklenince ortaya çok zor çıktı. Hemen bir takım harmoniler duydum ben mesela gönderdiği zaman. Ya bir şey yapmak istiyor aslında ama o an hani onu henüz zamanı onu, olmamış onu veya zamanı olmamış. Hani yapmış şarkıyı kısaca veya duyamıyor. Bir şey olmuş ama orada ben duyuyorum. Orada bir şey var, bir yere gitmesi lazım bu şarkının. Hemen ya dedim gönderdim. Evet. Bak dedim böyle olabilir dedim. Şöyle ve, olabilir. Ve ilk seferde evet. Zaten bingoydu. Ekşi Sözlük'teki yazarlara bakarsak bizim şu an tabuta girip ölmemiz gerekiyor. Ama biraz önce sorduğun soruya da şöyle bir cevap verebilirim bu şarkıyla beraber. Bence flört gerçekten ustalık çağını yaşıyor. Yani olgunluk çağını yaşıyor. Eski yaptığımız şarkıları faşizanca beğenen ve yeni yaptıklarımıza da tukaka yaklaşan bir güruh da var. Ama onlara şunu söylemek isterim ki ben yeni şarkılarımızı daha çok seviyorum. Bu yorumlara takılıyor musunuz? İnsanın takılmaması mümkün değil. Ya bak, takılmayabilirsin Işıl ama iz kalacaktır sende, iz bırakacaktır. Ve bu şuna sebep olacaktır. En tehlikelisi bu. Eğer fazla takarsan buna şu olur. Ha, bu yaptığım beğenilmedi, ben bu yolu bırakıp başka bir yola gireyim. İşte o zaman insan bir anda o dalganın içinde böyle kendini işte bırakıyor ve istemediği bir yola sürüklenebilir o zaman. O zaman ama sanatçının hani yaratıcılığı ne olacak? O seneki olgunluğu, o yılki fikirleri, şarkıyı bestelerkenki duygu durumu ne olacak peki? Bu zaman samimi olmayacak yaptığı iş. Çünkü biz dinleyicinin de pek talep ettiğine karşılık vermek için çaba sarf eden bir grup değiliz. Dinleyici bizi takip etsin ama biz dinleyicinin istediği şeyi yapmayız. Biz kendi istediğimizi yaparız ve dinleyici de bizi dinlemek isterse dinler, dinlemek istemezse dinlemez. Çünkü dinleyiciye dayanarak sanat yapmaya, müzik yapmaya başlarsanız o zaman yerinizde sayarsınız. Zaten tutmuş olan şarkılarınızı tekrar etmekten başka bir şey olmaz. Yani bir daha Bir Tek Sen Gelmedin, bir daha Rasta Baba, bir daha Onun Adı Hasan, bir daha Yalnızlık Mevsimi yazmamıza gerek yok ki. Onları biz zaten yazdık. Yeni şeyler üretmek için ne dinleyiciyi, ne Ekşi Sözlük yazarlarını, ne müzik eleştirmenlerini aslında hiç kale almadığımızı söyleyebilirim. Evet, kendi aramızda tartışıyoruz kimi zaman. Çünkü gerçekten de bu iki kez anıyorum Ekşi Sözlük ibaresini. Çünkü son şarkıda yazdıkları gerçekten mide bulandırıcıydı. Yani normalde bizi severler, hakkımızda da hep güzel şeyler yazarlar ama bu son şarkıyla ilgili Ekşi Sözlük'te yazan şeyler gerçekten midemi bulandırdı. Bana 30 sene önce, 20 sene önce George Benson dinletseniz dinlemezdim. Ya da King Crimson dinletseniz dinlemezdim. Ben bu yaşımda sabahlara kadar George Benson dinliyorum, King Crimson dinliyorum. Çünkü ben algılayamamışım, ben anlamamışım. Ve şimdi anladıkça, keşfettikçe nasıl büyük dehalarla aslında aynı gezegende yaşadığımı anlıyorum. Hani biz kendimizi öyle bir aşamada falan gördüğümüzden değil. Ama yani senin anlayış kabiliyetin, anlayış yetin ne kadar ki sen ona klavyenin başında olmamış yazıyorsun. Ne kadar biliyorsun? Ben YouTube'da ya da ne bileyim Spotify'da orada burada bir şeyler dinlerken benim de beğenmediğim şeyler oluyor ama tutup da beğenmedim diye yazmıyorum. Yani beğenmedim ya da tarzım değil diyorum. Ama beğenmedim diye yazmıyorum. Peki siz böyle bir misyon edindiniz. Madem müzik eleştirmenisiniz. Ki ben Türkiye'deki müzik eleştirmenlerini filan da öyle çok kale alan bir sanatçı değilim. Ki çoğu da çok yakın arkadaşımdır. Çünkü o müzik eleştirmenlerin de müzik beğenilerine güvenmiyorum. Ama madem böyle bir platformda kendinizde böyle bir güç kuvvet görüyorsunuz, o zaman belki biraz daha anlayışlı olabilir insanlar. Yani flörtün Ekşi Sözlük yazarlarından anlayış beklemesine ihtiyacı yok. Bence onların kendilerine anlayış göstermesi gerekiyor. Biraz kendilerine zaman vermeleri gerekiyor.
2024'ten beklentilerinizi sorarak programı kapatayım o zaman. 2024'ten en büyük beklentim şu 10 şarkılık albümü bir kere tamamlamak. Şu an 4 şarkıyı kaydettik. 6 şarkı daha kaydedilecek. Ve biraz önde yani biraz stok yapmıştık bu bir aylık yayınlar içerisinde. 2024'te Flört için umarım bol atraksiyonlu, bol konserli ve dinleyicileri de mutlu ettiğimiz bir sene olur. Ama genel olarak insanlık için umarım barış, sevgi dolu, savaşsız, kansız, çocukların, kadınların ölmediği, sefaletin olmadığı, açlığın, fakirliğin yaşanmadığı bir 2024 diliyoruz. Ama bunun böyle olmayacağını da biliyoruz. Kötü bir son oldu bu. Ya, gerçek ama yani. Gerçeklerden kaçamayız. Savaş rüzgarları var dört bir yanda. Ben de savaşların son bulmasını istiyorum. Özellikle pandemide bizi evden çıkarmadılar biliyorsunuz. O güç vardı yani Dünya Sağlık Örgütü'nde. Ama şu an ne tankları durdurabiliyor ne füzeleri durdurabiliyor. Yani bu nasıl iş, çok enteresan. Bu, yani buna da şaşıyorum açıkçası. İnsanlığın, insanoğlunun genel yani, bir evet. ahlaki çöküş içinde olması var. Çok moral bozucu. Yani en tepede başlıyor bu. Yani en aşağıda değil, en tepede başlıyor bu çürüme. Savaşları durduracak bir irade gerekiyor bence. Ve o irade sergilenmiyor. Yoksa Birleşmiş Milletler'inden Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar her şey var. Oradan başlayıp bize artık bunu sirayet etmesi gerekiyor ve şey konuşmamalıyız, görmemeliyiz o savaş görüntülerini artık. Dünyayı güzel insanlar yönetmeli, psikopatlar değil. Yani ülkelere bakın, yani bakalım şöyle bir, yani genel çevremize, dünyaya, ülke başkanlarına bakın. Evet. Bence pek çoğu çılgın. Bence pek çoğu manyak. Bence pek çoğu psikopat. Dünyayı, ülkeleri bu tarz psikopatlar yönetirse gezegenin de sosyal formunun çok mantıklı, sevecen bir durumda olmadığını rahatlıkla algılayabiliriz. Çünkü gezegeni gerçekten psikopatlar, manyaklar yönetiyor. Gezegeni, ülkeleri yöneten insanların iyi insanlar olması gerekiyor. Etiksel kuralları olan, evrensel kuralları olan, yani insana, hayvana, doğaya, gezegene, genel ahlaki kurallara, etiksel kurallara saygılı olan insanların yönetmesi gerekiyor. Yani hangi inanca sahip olursan ol ya da hangi inançsızlığa sahip olursan ol, o evrensel etiksel değerlere sahip olduktan sonra doğru zaten bir. Doğru zaten bir. Dolayısıyla dünyayı, ülkeleri bence aklı başı yerinde iyi insanların yönetmesi gerekiyor ama bunun için bence hala bir 3. Dünya Savaşı falan gerekiyor. Yani ama belki de o insanlar politikadan biraz uzak duruyorlar bir kısmı. Gerçekten hani bizi yönetsin diyebileceğiniz öyle bir sorun da var maalesef. O zaman güzel bir ülke ve güzel bir dünya ümit ederek programımızı sonlandıralım. Sizi görmek çok güzeldi. Teşekkür ederim katıldığınız teşekkür için. Ederiz. Teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Ardından Işıl Işıl Sahne devam ediyor. Şimdi sırada müzik haberlerimiz var. Tuna Kiremitçi'nin ilk İngilizce şarkısı Will Irex's River Flows, Pasaj Müzik tarafından yayımlandı. Tuna Kiremitçi, yeni şarkısında zor ve karanlık zamanlarda sanatı ve umudu yaşatmaktan bahsediyor. Türk pop müziğine damgasını vuran Ayşegül Aldinç 2024 yılı konserlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Sen ve diğerleri yeniler, başımı döndürenler, gizlice karalanan isimler, yeni sözler, izinler.
Aldinç dinleyicileriyle 3 farklı şehirde 15 günde 4 konserde buluştu. Adana, Mersin'den sonra geçtiğimiz hafta sonu da Fişekhane ve Kartal East Marina Jolly Joker'da ayağının tozuyla muhteşem konserlere imza attı. İngiltere'de her sene verilen Brit ödüllerinin bu seneki adayları açıklandı. İngiliz şarkıcı Ray bir yıl içerisinde 7 adet bir konser salonunda geçirmeye ne dersiniz? Ben sizin için alternatifleri hazırladım. Gelin bir göz atalım. ...2021 yılında dağılıp yeniden birleşmelerinin ardından konserlere tam gaz devam eden Son Feci Bisiklet... ...10 Şubat'ta If Performance Hall Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşacak. Serseri Bey, Aynalarımda ve Uyu gibi şarkılarıyla adını duyuran Stabil... 11 Şubat Pazar günü Durak X Large Kadıköy'de konser verecek. İki kumru gördüm, bir hayal kurdum. Aşk şarkıları her zaman viral olan Mabel Matiz 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Volkswagen Arena'da konser veriyor. Yeni çıkan şarkı ne hasreti olur ne de acısı. Fuat Güner uzun zamandır üzerinde çalıştığı solo çalışmalarını yayınlamaya başladı. Sen de benim gibi avun sevgilim. MFÖ ile beraber solo kariyerine de devam eden Fuat Güner yeni teklisi Savun Sevgilim'le müzikseverlerle buluştu. Bu hafta ırkçılığa karşı duruşuyla tarihte adını altın harflerle yazdıran bir isimden bahsedeceğim. Feeling Good bıraktığı miraslardan yalnızca biri, caz duayeni Nina Simone. Nina Simone, gerçek adı Eunice Kathleen Wyman. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, piyanist, insan hakları savunucusu. 21 Şubat 1933'te dünyaya gelen sanatçı, caz, blues, soul ve R&B folk müzik türlerinde unutulmaz bir yer edindi. Müzik yeteneği 10 yaşındayken keşfedilen Nina Simone, New York Juilliard Müzik Okulu'nda eğitim gördü. O günlerin yoğun ırkçı baskıları ve maddi problemler nedeniyle ailesiyle birlikte Philadelphia'ya taşındılar. 1958 yılında ilk albümünü yaptı. Aynı yıl adını İspanyolca kız anlamına gelen Nina kelimesinden türetilen Nina ve hayranı olduğu oyuncu Simone Signoret'ten esinlenerek bilindiği sahne adını aldı. Siyahi hakları ve sivil haklar konularında bilinçli bir eylemci olarak bunu yaşamına yayan Simone, satış rakamları 1 milyonu aşan albümlere imza attı ve çok kısa sürede tırmanarak ünlendi. Klasikler arasında yer alan albümündeki My Baby Just Cares For Me adlı parçası 30 yıl sonra bile popülerliğini koruyarak ünlü markalar tarafından reklamlarda kullanıldı. 1961 yılında menajeri Andrew Trott'la evlendi. Şarkı sözü yazarlığı da yapan sanatçı For Woman adlı eserinde siyahi kadınların çektiği işkenceyi Mississippi Goddam adlı şarkısında Medgar Evers adlı ırkçılığa karşı direnen bir kahramanın öldürülmesini anlattı. Mississippi Goddam is our last tune we had some request for. Efsanevi caz vokalisti 10 dakika uzunluğundaki Sinnerman şarkısıyla aşkın karakteristiğini çizen sözleriyle akıllara kazındı. Simone geçirdiği göğüs kanserinin ardından 21 Nisan 2003 tarihinde 70 yaşındayken yaşamını yitirdi. Bize ayrılan sürenin bu haftalık sonuna geldik sevgili seyircilerim. Sonraki programda görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın.